Merhabalar, ben Kürtis Kötü ve Telefilm Craft'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ve bronza bakalım. Şimdi şey, minimum ve maksimum değerleri yazıyor. Minimum 88, maksimum %92 copper koymamız gerekiyor. Ve minimum %8, maksimum %12 tin koymamız gerekiyor. Burada dediğine göre 9 copper 1 tin koyacağız sanırım. Evet, de tinlerimiz small. 9 copper 1 tin. Copperlarımız ise natif. Direkt bronze pickaxe yapalım bence. Direkt pickaxe'e aktarız onu. Mold yapmaya gerek yok. O zaman şöyle 6 natif, 2 small. Ama soul mu yapsak ki bronzdan? Emin olamıyorum şu an. Pickaxe mi yapalım, soul mu yapalım ilk? Ya, bronze yapımından şu an emin olamıyorum bu arada. Deneyde yapmak istemiyorum. O zaman şey ya, şimdilik copper'dan yapalım. Zaten soul herhangi bir silah değil. Ne kadar koyayım? 10 tane copper koy sadece. 10 tane copper koydum. Şimdi copper'dan yapalım. O zaman gel bakalım. Aa, yanlış şeyi koydum. Kafa gitti. Hesaplama yapacağız derken. En azından artık sandık yapabileceğiz, işin en iyi yanı. Ha evet. Sonunda. Ops. Aynı anda doldurunca olmuyor. Hı, tamam. Sadece yakmak kaldı. Yaktım bile. Evet. İlk denemede yandı. Tamam. Bunlar ama pişmesini beklememiz lazım yakında. Çünkü soğuduktan sonra bir daha ısıtmamız gerekir eğer soğumasına izin verirsek. Şu anda madeni eritiyoruz. Evet, şu madenlerimiz de erisin. Bu arada testleri yapacaktık ilk. Şuraya da torç koyalım içeri. Duvarlar 4 tane. Şurada zıplasam belki yıkılır. Hayır. Şöyle iğrenç bir çatımız var. Evet. Ben şunun içine fazlalık olan bir şeyleri depolayayım. Birkaç da gereksiz bir şey atayım. Mesela şu çiçeğe ihtiyacımız olmayabilir. Zombi etlerine de ihtiyacımız yok. Ben de atayım şuradan. Chat'e bakıyorum. Sadece önemli bir şey gördüğüm zaman cevap veriyorum. Her denene cevap vermem mümkün değil. Özellikle aynı şey 100 kere sorulmuşsa. Aynı şey 100 kere sorulmuşsa benim bendeki moderatörlerin hepsi banlama emri almış durumdaydı normalde. Acımasız. Aynen. Hani Big Boss Cursor Salih'i moderatör olarak almalısın. Tavsiye ederim. Çok temiz oluyor her şey. Kökten çözüm. Evet. Biraz bozulmuş, şunu temizleyin bıçakla. Hı. Dur, o esnada ben de biraz maden toplayayım. Şuradan da yaparız, evet doğru. Şimdi beklemekten başka yapacağımız pek bir şey yok şu anda. Aynen. Etrafa bakayım bakalım, işimize yarayacak bir şeyler var mı etrafta? Ya yağmur mu? Of of. Şu şeyin üstünü kapatmaya gidiyorum. Tamamdır. Ben de burada maden kazıyorum. Bu arada şey, benim kanala ilginç bir yorum geldi. Ne? Terrafirma Craft'la Greg'teki kurarsam ne olur? Daha iyisi Madpack 2 ile Greg'tek. Ben onu yapacağım. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak.
Ama işte şey sorun, şu madenlerden yaratık çıkma işi Greg'in madenleriyle olmuyor şu anda. Onu düzeltmek lazım. Olmaması sanki daha sağlıklı gibi. Evet, o da var ama. Hani öyle bir durum söz konusu. Çünkü Green %90'ı biliyorsun maden. Evet. Evet, yavaş çalışma sebebim açmışım. Şimdi sen onu yaptıkça şey level'ın artıyor. Prospecting level'ın. O artınca daha iyi madenler bulmaya başlıyorsun. Çalışamadım. O Ben zaman hangi level'ım o kadar artmış ya? Agriculture level'ım bayağı artmış. yemeklerle sen ilgileniyordun, değil mi? Yani evet, şimdilik. O Bir tane yüzden tarla da yapmamız lazım ama. aynen. Yiyeceğim mi bitti? Benim evet, yiyeceğim bitti. Sen benim Prospector level'ım kaç? Aynı da gelişiyor. Evet, zor gelişiyor bayağı. Evet, fark ettim. Olsun, güzel. Gelişsin. Bakayım. Ben biraz etrafta yiyecek arıyorum. Ki buldum da hem de bayağı Biraz yüklü da bir şurada tane. arayalım. Wow. Şey şu agriculture level'ı var ya, hani şu bitkilerle ilgilenme level'ı, o Evet. acayip önemli çünkü normalde şey, bir tane bitki diktin, büyüttün, ya bir tane seed çıkıyor ya da hiç seed çıkmıyor fazladan. Yani hiç fazladan çıkmıyor, daha da az çıkıyor diktiğin bitkilerin sayısından. Onun level'ı azsa. Çok sinir bozucu bir şey o. Bu arada sanırım köyümüzün çiftçisi sen mi olacaksın böyle giderse? Sanırım. Abi bir dakika, meyve ağacım bu. Oo, Aa. harika. Meyve ağacı ama üstünde henüz meyve yok. Şimdi meyve ağaçlarının saplinglerini, odunlarını keserek arıyorsunuz şu yandaki ve onları geri toprağa ekiyorsunuz. Evet. Ya normal dünyada da öyle. Çıkmadı. Umarım çıkar. Ne ağacıymış bu? Ha. senin moderatörlerden biri ben köyün işsiz olabilir miyim demiş. Ben sanırım köyün Şeftali, blacksmith'i şeftali olacağım yiyeceğiz. Tamam. gibi. Krallar gibi şeftali yiyeceğiz. Oh, harika. Bakın neler bulmuşum. Kasiterite neydi? Tin. Oo, tamam, topluyorum. Yaz gerçekte de prospector yeteneğim varmış. Aa, burada Madem. clay var. Clay'e ihtiyacımız var mı şu anda? Olabilir, hani fazla clay göz çıkartmaz. Tamam. Küreğim de kırılmak üzere ama. Bu alanda bitti ve eve geçsem güzel olabilir şu an. Evet, ben de eve geçiyorum. Hem de hızlıca. Platinyum buldum. Wow. Hadi yüzelim. Sen niye balığı yüzmüyorsun? Ha tamam, başladım. Lag olmuş. Eh. Hayır. No. Not my cabbages. Ah, Muhtemelen olmuşu. soğumuştur. Soğumuş mu? Bakacağım. Soğumuş. Dur. Şimdi gel. Kalıbı içine koy ve bitiyor. Hadi, hadi. Evet, testlerimiz var. Tamam. Şunlar da bulduğum yiyecekler. Şimdi An gidelim itibariyle ya. testlerimiz var. Sonunda. O zaman ne yapıyoruz? Lütfen bir sandık. Dur, önce Buradan su içemiyorum, doğru. Şurası içebildiğimiz su mu? Evet. crafting table nasıl yapılıyordu? Bir dakika. Direkt onları wooden plank yap önce. Bildiğimiz plank. Dört tanesini kare şeklinde koyarak. Ha tamam.
Ama şey, onları küp şeklinde wooden plank'e dönüştürmeden de çoğu crafting'de kullanabiliyorsun yine de. Yani hepsini dönüştürme. Sadece crafting table için. Zaten 4 tanesini dönüşürüm sadece ve... Tamam, bana da atar mısın crafting table olacak kadar malzeme? Evet, bir saniye dur. Chest. Öyle anladım. İlginç, bu ilginç bir ekleme olmuş. Evet. Chest'leri şuraya diziyorum. 3x3'lük crafting'imiz oluyor. Ben şuradaki zombiyle ilgileneyim. Zombiyi bana bırak. Tamam. Heh, sonunda be. Ve sandıklar da çok daha küçük. Çok daha zor yapıldığı halde. Çünkü... Ve benim... Tamam, öldüm. Şimdi şunları atıyorum artık. Aa, bu arada şunlarla alakalı şöyle bir güzellik var. Mikrobloklar. Aynı zamanda. Evet, ve de mikroblokların gelişmişi gibi. Aynen. Çok daha iyi mikrobloklardan. Chisel yaptığımızda çok fantastik şeyler ortaya çıkıyor. Evet. Tabii chest'lere odun koyamıyoruz bu arada. Evet, ne yazık ki. Ben şuraya şey yaptım. Meyve ağacını diktim. Burada büyüsün o. Biraz harika. Yanını açacağım. Büyümesi zaten çok uzun sürecek. Ben bayağı bir şey koyuyorum buraya. Fakat meyve ağaçları bir kere büyüdü mü acayip fazla meyve veriyor yani. Odunları nasıl depoluyoruz diye soracak olursanız. Lan. Shift'e basarak mı yapıyorduk? Evet, shift sağ klik. Aynen. Bu şekilde depoluyoruz. Benim bir ara. Aa. Tamam. Acıkmışım da. Tamam. Çok daha iyi. Şimdi şey bir... Soğuğu... Bir şey koysana sandığa falan. Ben de birkaç şey için kullanacağım. Aynen. Destere al. Koyamıyorum sandığa. Ha tamam. Doğru. Şundan yapacağız. Tamam. Yere şuraya... koy. Yere attım. Direkt şuraya koyalım eşyaları diyorum. Hı. Kullanacağımız zaman. Tool rack yaptım şuraya. Tamam. Ben de balta yapıyorum bir. Birkaç tane daha tool rack yapayım. Eşyalarımızı koyalım oraya. Bu arada odunumuz olduğuna göre artık testlerimiz olduğuna göre artık destek yapabiliyoruz. Evet, yani daha düzgün bir ev yapabiliriz. Ben birkaç tane daha eşya koyulacak şey yapıyorum. Ben şu zımbırtıları... Ha, sen buraya kıracaksan ben buraya koymayayım eşya yapılacak şeylere. Koyulacak. Evet. Ben burayı kırıyorum. Bunları sonra yerleştiririz o zaman. Şimdi ben de bir kapı yapayım. Aynen. Ve yalnız buranın kapıları da çok havalı. Evet. Aşırı cool'lar. Sen yaptın mı? Ben de mikroblokları göstereyim size yayındakiler. Bakın şöyle istediğiniz bloğun pikseline koyabiliyorsunuz yani. Direkt mikroblok şeklinde de değil. Mesela bunun tam şurasına, daha sonra buraya. Ve merdiven olarak kullanılabiliyor. Ne bileyim, buradan buraya falan. Böyle versene bana bir. Biraz bir özelliklerini göstereceğim. 3 tane vardı bende de al. Dur, chest de var. Hemen bir şey göstereceğim. Merdiven mi yapacaksın? Evet. Evet, Enderman acı çekiyor. Muhahaha. Dire amcanın en büyük düşmanı. Aa, yapamadım. Yapılmıyor mu artık acaba? Şöyle, ben şöyle yapacaksın sandım. Nasıl? Bir dakika, bir şurada kırmam lazım. Ben kırarım hemen. Şurayı bir... Ha, o şekilde de yapılıyor, evet. Yok, düz merdivenin diyordum ben. Tabii tam denk getiremedim, biraz yamuk yaptım ama şöyle bir şey de yapılabiliyor. Gayet evet. De güzel görünüyor ve üstünden çıkılıyor yani. Şu yanlarını da isterseniz şunlarla kapatıyorsunuz ama yani. Yarın böyle normal tırmanılan çok şekil şeyler yaparım ben onunla. Çok
Geleyim köyün işsiz olayım diyorum. O bizim Raksiye'nin işi. Pardon, o köyün haini olacaktı. Evet, köyün haini o. Ya şaşırdım içinden düşünce oradaki strollarım. Tamam, o zaman ben de tarlayı yapmaya başlıyorum buralara bir yere. Şöyle yapılıyor olması lazım. Yanılmıyorsam. Ben birazdan tekrar madene koşacağım. Ki yanılıyorum. Çok kötü bir şekilde yanılıyorum. Ho, nasıl yapılıyormuş? Ama bir blokla kaçırmışım. Ho 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 ho. Bugün iğrenç espri günümdeyim. Evet. Tamam. Odunlarımızı şuraya depoladım. Güzel. Bende odun var mı? Ben de birazını koyayım. Şuralarda bir yer, boş yer varsa. Hah. Şuraya biraz. Raksen kesin şu anda tavuk yordur diyorlar. Evet. Kesinlikle. Çünkü o Raksiye. Çünkü o hain. Hı hı. Tarlayı nereye yapalım sence? Çiftçimiz sensin. Seçimi bana bırakıyorum. Sen seçimi bana bırakıyorum mu dedim ben? Evet. Evet arkadaşlar, disleksi aynen böyle bir hastalık. Şimdi öncelikle dörtleri ben koyarsam kendi elimle, onun üstünde bitki büyümüyor. Ha. Çünkü o dörtlerin üstünde mineral olmamış oluyor ve üst üste aynı bitkiyi de büyütemiyoruz aynı dörtlüğün üstünde. Evet. Öyle bir ilginçliği var. Yani ben kendi elimde tarla yapamam. Hazır bir yerden dört bulmam lazım ve yanında da su olması lazım. Çünkü şu anda suyu da taşıyor gibi bir olayımız yok. Gel. Kobayla alınca taşınmıyor. Gel gel gel, şurada var. Büyük bir alan olsa çok güzel olur böyle. Beni takip et. Sulu. Göremedim seni işte. Değil mi? Maden kazdığım yerdeydim. Tamam. Geliyorum. Gündüz olduğu için örümcek bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Yağmur yağıyor ama belki yağmuru sevmiyordur. Hı, gel. Ha, yok, tamam. Ha, evet, olabilir burası. Lavda var. Sülfür alabiliyor muyuz? Veya neyle alıyoruz alıyorsak? Alabiliyor olmamız lazım teoride. Ha, elimle kırdım, hiçbir şey gelmedi, tamam. Kürekle kırınca olabilir. Kürek ha. Kürek deneyeyim. Ha, kazılmıyor gibi. O zaman pickaxe lazım. Evet. Tam lavın yanına yapma gibi de bir lüksüm yok. Pek. Hayır. Şuralarda bir yapayım. Ha, şurası gerçi iyi. Gerçi ısı gibi bir kavram varsa eğer kışın etkilenmesini engelleyebilir. Sanki. Yok, direkt kışın hep söylüyor yani, yazık ki. Ha. Bir de kış olmadan önce bitkileri de toplamamız lazım. Çünkü direkt bütün hasadı da mahvediyor. Yani direkt kışa girdiğimiz anda bitkiler yok oluyordu en son. Değiştirdiler mi bilmiyorum. Bakalım. Direkt ölüyorlar. Evet, bakalım. Ben de burada maden. Her zamanki gibi. Biraz daha tin. Şuraları açacağım. Oldukça büyük bir alan var. Zaten şu anda çok fazla seed'im olmadığından dolayı. Yeter de artar bile. Hatta hiç seed yok. Hepsini bırakmışım evde. Lanet olsun. No. Ve sonunda. Ne oldu? Ne buldun? Yağmur durdu. Oh. Evet, buradan 5 tane copper buldum. Biraz da normal maden bulduğum yerlerin yakınlarına bakacağım. Terra Firma Craft'ta var. Diamond var ama direkt gem diye geçiyor. Ve hiçbir işe yaramıyor. Evet. Yani cidden literal anlamda hiçbir işe yaramıyorlar. Yani güya adam ekleyecekti onlara kullanım ama henüz öyle bir şey yapma gibi bir şey yeltenmedi. Bulamadı. Evet. Aslında bir kullanım var. Ne? Bir şeyin crafting'inde kullanıyorsun. Şunlar sandığa koyulmadığı için ben kapıyı falan rastgele bir yere koyuyorum ihtiyacın olduğunda. Kapıyı koy direkt bir yere. Ben rastgele bir yere koydum işte şu anda. Sandığa koyulamayan her şeyi etrafa yayıyorum.
Sen ben niye balta yapmıyorum? Ha, balta demişim, kürek yapmıyorum. Ha, evet, ondan yapabiliriz aslında. Şu madeni kendi kendine arayan bir tane cihaz var ya. Üstünden su aktıyoruz. Evet. Testere gerekiyor yapmak için. Ama işte o genellikle maden bulmuyor yani. Bizden çok çok daha kötü bir şekilde buluyor madenleri. Yani biz daha verimliyiz. Evet, biz daha hızlı, daha verimli ve daha az suyla çalışıyoruz. Obsidian var burada. Şuraya da tarlayı kuralım. Umarım kış gelmeden yetişir bitkiler. Çok mu yaydım ya? Neyse, böyle oluversin. Önemli değil. Bir şey merak ettim acaba. Doğal olmayan bir gravel koyduğumuz takdirde çalışıyor mu? Ya da sand? Hı, çalışıyor. Ha, tamam o zaman. Şunları şöyle ekelim. Oo. Belki şuraları doldurayım. Tamam, bizdeki bütün seedleri ektim. Biraz daha seed toplarız daha sonra. Şimdi bunda madene inme işi daha da karışık. Öncelikle şeyler, mağaralar inanılmaz nadir genellikle bunda. Evet, ve mağaralarda bulmak çok verimli bir şey değil. Evet, şöyle bir şey. Madenler çok çok nadir bulunuyor ama bulduğunuz mu çok büyük bir damar şeklinde oluyor. Yani Greg'teki bir ileri safhası. Evet, ve direkt oradan yani bir kere copper buldunuz mu bir sürü copper çıkarıyorsunuz, öyle küçük küçük değil. O yüzden o bir kereyi bulmak önemli. Ömürlük buluyorsun. Yani evet. Ve madende biz kazarken kafamıza taş düşüp ölebiliriz defalarca ve defalarca. O yüzden bir sürü yanımıza destek yapıp duvarları destekleyerek de kazmamız gerekecek. Yani madenden önce bayağı bir odun kesmek gerekiyor. Evet. Ya, en ufak bir büyüme yok bizim meyve ağacında. Biraz daha platinyum buldum. Çok iyi. Yani burada kazmak biraz işkence. Ve bir destek 3x3'lük alanın düşmesini engelliyordu sanırım, emin değilim. Evet, ben de öyle hatırlıyorum. Bakarız ikiden. Skutum diyenler var da bugün Terraforma Craft oynuyoruz. Başka bir gün başka bir şey oynarız. Bugün bu. Terraforma Craft konusunda önemli bir veri. Wiki en iyi dostunuz. Evet. Açık ve net bir biçimde. Şimdi o zaman... Yani sen maden mi yapıyorsun şu anda? Evet, madendeyim. Lazım kazma mıydım? Kazma yaptın mı? Ne? Kazma yaptık mı şu anda? Yok değil mi kazmamız? Hayır, kazma yapmadık. Yeterince maden var mı? Copper çıkarabildin mi peki? Copper. Aha. 5 tane çıkarttım, orada da biraz olacaktı. Kaç tane hatırlamıyorum. Ha, yetiyorsa getir de biz bir bronzdan şey yapmaya çalışalım. Pickaxe. Şundan ısınsın. De tinimiz yok. Tin bulmaya çalışıyorum. Tin var herhalde. Galena tin miydi? Bir dakika. Galena, led ve silver olması lazım. Bizde tin vardı ya birkaç tane en azından. Şu madenleri nereye koydun sen? Vessel'ların içindeydi ya. Hala sende mi onlar? Yok. Chest'te. Tamam. Bakayım. Şimdi biz bir bronza bakacak olursak orada bütün şey çeşitleri vardır. Tin çeşitleri. Cassiterite, tin ingot. Cassiterite'dir sadece tin muhtemelen. Evet, başka yok sanırım. Evet, yok. 6 tane copper buldum buradan. Cassiterite'ımız da yok şu an. Small var 2 tane. O da ne kadar yeter bilmiyorum. Bir saniye, şurada duvarda... Cassiterite var mı sende? Cassiterite chest'te var. Aa evet. Tamam, yeterli olur o. Şu tetrahidrat mı, cassiterite mı? Sadece birkaç tane daha copper'a ihtiyacımız var şu anda şey yapmak için. Bende 6 tane var. Orada kaç tane var? Tamam, yetiyor. Bu sonra. Arada bir galena buldum. Ama bana tin lazım.
Şimdi ben buradaki şeyin dediğine güveneceğim. Nothing of Items'ın. Burada dediğine göre 9 tane copper, 1 tane tin koymamız gerekiyor küçük parçalardan. Bu bize bronz verecekmiş. O bunun için bir sürü şey dolu, çöp dolu. Şu dağda da bir şey var da hangi maden göremiyorum onu. Kazma yaptın mı? Yapmadım. Tamam. İşimiz geri geldi. Isıtmaya başlayalım. O zaman geliyorum hemen ben. Şu dağdaki maden ne, ona bakarız pikeksimiz olunca. Hı. Ve şu an Prospector pike ihtiyacımız yok çünkü dağlardan madeni görebiliyoruz. Evet, ilk başta normal pick yapalım, daha sonra prospector. Bir saniye. Bir maden daha var burada. Sen nesin? Silver. Cassiterite. Bizim diğer seramik vessel'ımız buradaymış. Bunun içine sanırım bunun için eşya koyduktan sonra sandığa koyamıyoruz. Yok, koyuyormuşuz. Bakalım. Silver gene. İki tane daha copper lazım. Copper var bende, getiriyorum. Tamam. Oy, çok güzel bir Bakalım. maden kazma alanı buldum. Süper. Evet, meyve, protein falan almam lazım. Yoksa gitgide maksimum canım azalacak. Ben de benimkine bakarım şimdi. Daha pek yiyecek çeşidimiz yok ve ağacımız hala hiç büyümedi. Meyve ağacımız. Meyve kaynağımız. Bu ağaçlar böyle dalını kesip buraya ekiyorsunuz. Bu yavaş yavaş uzuyor. Direkt böyle zönk diye büyümüyor yani. Evet. Terraforming Craft gerçekçilik olayını biraz abartıyor. Evet. Ama zaten oynayan adam da bunun için oynuyor. Yani. Mod paketini veya kullandığımız herhangi bir modu isteyenler, ben zaten en geç yarın veya ondan sonraki gün, yani tam ne zaman yükleyeceğim emin değilim. Şu an bilgisayarda var da video. Kurudum videosu gelecek yani. Biraz sabredin. Bu arada şu an yüzme şeklini gösteriyorum. Bone meal çalışmıyor, hayır. Gerçekçi mod diyoruz. Evet. Gerçek hayatta ağaca gübre dökünce ağaç bir anda büyüyor mu? Hiç sanmıyorum. Ve şey hani bonun zaten tek bir kullanımı var. Evet. Stick niyetine kullanıyorsun kemiği. Evet, Oyş. yani mesela ben atıyorum kendime bir ne yapsam, neyim yok. Yani Pickaxe kürek kırmak. yapacaksın mesela. Küreğim kırılmak üzere mesela, göstereyim. Kürek yapacağım. Aşağıda bir ravin var. Küreği çubukla da yapabiliyorum. Bolla da yapabiliyorum. Tek yararı bu. Başka bir şey yok. Oyş. Bone meal da yok direkt. Ravine düştüm. Tamam, ışından istiyorsan gece doluyor çünkü. Hayır, su var zaten direkt burada. Ve bana mesaj gelmiş. Evet. Nerede bizim? Tamam, bana at. Ben hemen halledeyim. Diğer madenleri ben şuraya atayım. Tamam. Şimdi 9 tane copper, 1 tane tinle, o da cassiterite oluyor. Bronz oluşması lazım. Bir daha bak. O small castrite'lar ufak gibi sanki. Şimdi copper'ı %88 ile %92 arası koymamız gerekiyormuş. Hı. Tin'i de %8 ile %12 arası koymamız gerekiyormuş. Birisinden %90, birisinden %10 alıyoruz. Olması lazım. Hani small tin ama onu hesaba katmıyor. Diğeri natif. Yine de çıkması lazım bence. Öyle tahmin ediyorum. Deneyelim. Hadi bakalım. Olmadı direkt kapır alırız. Yani evet. Peki. Ben o yüzden de biraz ağaç keseyim. İyi olur. Çünkü şu anda herhalde odunumuz biraz daha az. Bir de charcoal da yapmamız lazım yakın zamanda. O yüzden Evet. daha çok. Bununla birlikte birkaç şey daha ısıtalım hazır bunu ısıtıyorken. Hemen clay'ler alayım. Ne yapabiliriz başka? Yapalım clay. İşimize yarayacak bir şey. Site yapalım bir tane de. Bu arada benim sürem bayağı bir geçmiş. Bölümü bitirsem güzel olabilir. Site için 4. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi kötü günler. İyi eğlenceler. Sonraki bölümde görüşürüz.